İsmim Kader Aslan. 42 yaşındayım, 79 doğumluyum. Evli 6 çocuk annesiyim. 15-16 yaşlarındayken evlat edinildiğimi öğrendim farklı belgelerle. O günden bugüne ailemi arıyorum fakat bulamadım. Farklı yerlere de gittim, mesela Adıyaman Nüfus Müdürlüğü'ne falan gittim. Ama oradan herhangi elime bir belge falan verilmedi. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Yetkililerden, ilgililerden benimle ilgilenmelerini, bana bir yardım etmelerini istiyorum. 15-16 yaşlarındayken evrak düzenlemeler sonucunda annem getirdi. Dedi ki bunu dedi ayırtsan dedi ben ev vergisini falan yatıracağım. Tamam dedim. Orada yazıyordu ki evlat edinme diye. Sonra şöyle bir fırsattan istifade o evrağı hemen sakladım. Gece okuyunca evlat edinilenin ben olduğumu öğrendim. Ama annem bana hiç öyle bir şeyliğini hissettirmedi. Yani bir evlat edinilme gibi falan öyle bir şeyi asla hissettirmedi. Onu da son 3 sene önce Alzheimer hastalığından dolayı kaybettim. Yani çocuklarım var, ailem var ama yine de neyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kimseden bir beklentim yok, bir şeyim yok. Yani neyim, ne değilim, kardeşlerim var mı, yok mu? Öğrenmek istiyorum. Benim merakım bu sadece. Başka da bir şey değil yani. Tabii ki insan bir burukluk hissediyor ama yine de annem olsun, bu ailedeki akrabalarım olsun. Hiç bana hiçbir şekilde evlatlık olduğumu, yabancı olduğumu hiçbir şekilde hissettirmediler. Bu evlat edinilen aile beni alandan sonra babam 3 yaşındayken vefat etmiş. Annem de 9 yıldır Alzheimer hastasıydı. 3 sene bitti, 4. seneye girecek, onu da kaybettim. Tamamen yalnız kaldım. Yani öğrenmek istiyorum. Belki de bütün kardeşler bir arada büyüdüler. Ben neden ayrı büyüdüm? Nasıl diyeyim? Belki böyle bir aileye düşmez de başka bir ortamda olabilirdim. Yani her türlü her şey olabilirdi yani. Neyin nedenini, sebebini öğrenmek istiyorum sadece. Adıyaman'a kadar gittim. Adıyaman doğumlu olduğum için. Oraya da gittim nüfus müdürlüğüne. Oradan da elime güzel belgeler, yani güzel bir sonuç verilmedi. Araştırmalarını yaptım ama bir sonuca ulaşamadım. Bu belgeleri ben evde annemle beraberken tesadüfen gördüm. Yani herhangi bir şeyde araştırmasını falan yapmadım da evde tesadüfen gördüm bu belgeleri. Bu kadar başka bir şey.